Günaydın Ömrüm. Ne yapıyorlar aşkım? Benim canım oğlum. Özellikle geceleri. Sen anlayacaksın. Ben şoktayım, vallahi şoktayım. Kıyamam ben. Hadi gel yatağımıza yatalım aşkım. Günaydın Ömrüm. Oh, annesinin bir tanecik kuzusu. Oh, canım benim. Canım oğlum benim. Al bakalım. Al bakalım. En sevdiğim kitabımız. Al. Oh. Oh. Gördün mü sen Bobby'yi? Evet aşkım. Bak. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Barley ile beraber bir gün geçireceğiz. Sizinle paylaşacağız. Biz gün içerisinde neler yapıyoruz, nelerden hoşlanıyoruz, nasıl vakit geçiriyoruz. Onların hepsini size bir videoda paylaşmak istedim. Çünkü neden? Instagram'dan da tabii paylaşımlarda bulunuyorum ama gün içerisinde nasıl bir yaşantımız olduğunu bilmiyorsunuz. Burada en azından bizim evimizin hallerinden daha fazla görmüş olacaksınız diye düşünüyorum. O zaman başlayalım. Biz başladık zaten. Siz gelirsiniz diye düşünüyorum. Bak. Biz bu arada Bobby'yi çok seviyoruz. Bobby'yi gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Bir de bu o kadar güzel bir kitap ki hani ısırabiliyor, böyle yumuşacık bir kitap. Onun için en sevdiğimiz kitaplarımızdan bu da. Bu zaten her zaman görüyorsunuz. Bunu hep gösteriyorum size. Böyle sesle çıkarttığı için onun bayağı ilgisini çekiyor. 5 ay bitti, 6. aydan da gün almaya başladık biz. Annemle de her gün konuştuğumda diyorum ki her gün farklı bir huyunu görüyorum bu çocuğun. Bir de sabahları hele zaten kalktığı zaman o yüz ifadesi beni benden alıyor. Geceleri bu ara hiç uyutmuyor. Neden bilmiyorum. Öyle bir şey oluştu. Uyuyor ama böyle bir 3 saat kesintisi uyuduktan sonra sürekli saat başı kalkıyor bu Barlas. Saat başı kalkıyor. O ne? Anneciğim ne? Ne yapıyorlar aşkım? Ne yapıyorlar acaba? Saat başı uyanıyor. Sen niye güç katmıyorsun? Bir gülücük atsana. Bir gülücük atsana. Ah tamam ah. Al verdim. Saat başı geceleri beni uyandırıyor. Beni uyandırdığı için de sabah ben böyle farklı bir ruh haliyle kalkıyorum. Değil mi anneciğim? Değil mi aşkım? Bu ayaklarla yerim bu ayakları. Aşkım. Canım. Gülüyordu bak ne oldu yine gitti. Öyle bir çocuk bu. Hiç o kadar anlıyor ki her şey. Sen nasıl her şeyi anlıyorsun? Bu pupuyu bu pupuyu bu pupuyu ısırır. Şuradan yerim, şuradan yerim, şuradan yerim. Neydi bu? Şuradan yerim. Sabahları bizim bir ritüelimiz vardır. Aşk ritüeli diyoruz biz ona. Aşk yaşarız. O sabah kalktığı zaman böyle o kafasını bir de yüzüstü yatıyor. Asla sırt üstü yatmayı sevmiyor nedenini bilmediğim bir şekilde. Yüzüstü yatıyor, sabah kalkarken de o kafasını kaldırıyor böyle, böyle etrafa bakıyor, bir ıhlanıyor. Evet güzel, altımıza yapıyoruz şu an. Evet, evet anneciğim güzel. Yaptık mı? Tabii ki de yaptık. Yapmaz mıyız biz? Altımızı mı değiştireceğiz acaba? Hadi altımızı değiştirelim annem. Benim canım oğlum. Biz böyle bezleri, mendilleri ıslatıp o şekilde kullanıyoruz. Onu da söyleyeyim.
Gerçi bunu ben daha yeni koydum, ıslatmadım ama sıcak suyla ıslatıp bekletiyorum ben bunu. Şeyden alıyorum, hatta onu da göstereyim. Çok güzel, çok sevdiğim bir şey. Bunun markası Baby Me. Çok da güzel, çok kullanışlı. Kesinlikle tavsiye ederim. Bebeğinizin altına bunlar, bu pamuklarla silebilirsiniz. Böyle bir kabın içerisine pamukları yerleştirip sıcak su döküyorsunuz. O beklesin, o sıcaklığı gitsin, daha sonra da kullanın. Bence çok çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ebebek'ten almıştım ben onları. Çok da faydalı. Çok azıcık da olsa yapmışız değil mi? Asla sevmeyiz biz böyle durmayı çünkü. Balingo. Evet. Evet anneciğim. Evet aşkım benim. Valla biz şu an bebek bezi kullanırken de Silpi'nin bebek bezini kullanıyoruz. Bunda rahat ettik. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Şu anda da Barlas 4 numarayı kullanıyor. Pişik kremi olarak da hani pişik, yani artık bebek bakım kremini kullanıyoruz. Sudo kremin. Bu güzel. Onun haricinde bir de Mustela var. Mustela'yı da kullanıyoruz. Hiçbir şekilde bir kızarıklık ya da bir şeye neden olmadılar. İkisini de çok severek kullanıyoruz. Siz de gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Zaten annelerin en çok tercih ettiği herhalde iki ürün olsa gerek. Bezimizi de hiçbir zaman sıkarak takmıyoruz. Daha gevşek bırakıyoruz. Bir de erkek çocuğu olduğu için daha da önemli. Böyle rahat hareket edebilmesini bayağı bir önemli. Aytımızı değiştirdik. Aytımızı değiştirdik başka. Üstümüzde bir şeyler giyelim mi? Üstümüzde değiştirelim mi minik kuşum? Evet, yeni kıyafetlerimizi giyelim değil mi? Yeni cicilerimizi giyelim. Anneciğim, biz kıyafetlerimizi nasıl giyiyoruz gösterelim mi? Değil mi? Gösterelim mi aşkım? Biz evde kıyafetlerimizi şu şekilde giyiyoruz. Gördüğünüz gibi bir zıbınımız, bir de böyle takımımız var. Ben şimdi bunları üzerine atacağım ve Barlas bunları giymiş olacak. Tüm aşkım, en sevdiğiniz benim. Bak atıyorum. Hop. Evet aşkım, nasıl giydik ama? Adam sinirli ya, adam asla hani üstünü değiştirmeyeceksin, dokunmayacaksın ona. Tamam biliyorum, biliyorum ama ne yapayım, giydirmeyeyim mi? Çok hızlı giyindik değil mi? Hadi gittik kuzum, içeri gidip oyun oynayalım, hadi oynayalım. Oh tamam, tamam hadi kuzum benim. Hadi gidelim aşkım. Oh hadi gel. Aslında oyun oynarken böyle biraz annelikten de bahsetmek isterim size. Yani bu annelik gerçekten çok zormuş. Onu söyleyebilirim. Hani annelerimizi ancak anne olduğumuzda anlıyormuşuz ki bunu bütün anneler söyler. Ah sen bir anne oldu, beni o zaman anlayacaksın diye. Gerçekten öyle. Anam anam canım anam yani. Annelerin kıymeti daha iyi anlaşılıyormuş. Vallahi bu kadar disiplinli bir yaşantı içerisindeydim spor yaparken. Ki bebek de bence aynı disiplini hak ediyor ve istiyor zaten. Disiplin içerisinde büyütmek gerekiyor bebekleri de. Onları sen ne şekilde kodlarsan o şekilde devam ediyor. Uyku düzeni, yemek düzeni, oyun düzeni, her şeyde bir düzen olması gerekiyor. Onun dışında bebekte aşırı bir huysuzluk ve huzursuzluk oluyor. Bunu kesinlikle gördüm. Her şeyi dört dörtlük mü yapıyorum? Tabii ki hayır. Sonuçta bu benim ilk bebeğim ve ben de her şeyi ilk anne olanlar gibi deneyimleyerek yaşıyorum. Genellikle ben her gün bebeğime duş aldırıyorum. Kesinlikle yıkıyorum. Ve yıkadığım zaman onun rahatladığını hissediyorum. Bunu keşfettim. Uykuya geçme süresi daha hızlı oluyor. Genelde öğlen yıkamayı öneriyor doktorlar, etrafımdaki insanlar. Ama ben o yatmadan önce saat 9 gibi, 10 gibi Barlas'ı yıkadığım zaman o artık onu kodladı beynine. Ve yıkanıp, üzerini değiştirip, işte masaj yapıp üzerini giydiriyorum. Daha sonrasında emip hemen uyuyor. 5. ayımızı bitirdik, 6. ayımıza geçiş yaptık. Çok da huysuz bir bebek dersem, yani ona haksızlık etmiş olurum. Ya bilmiyorum, gerçekten anne olmak hem zor hem güzel. Özellikle gecelere, 10 gündür falan, 3 saat uyuyor. 3 saatin sonunda her saat başı uyanmaya başladı. Neden böyle yapıyorsun anneciğim bilmiyorum ama ben uykusuz kalıyorum bu sırada tabii ki. Babamıza sorsak, babamız da hiç uyumuyor. Nedense bu erkekler de hiç uyumuyor ama hiç inandırıcı gelmiyor. Değil mi anne? Değil mi? Biz gece baş başayız seninle beraber. Değil mi? Her gece nasıl uyanıyorsun? Gece nasıl uyanıyorsun sen? Bir de bilmiyorum sizler nasıl bebeklerinizi seviyorsunuz ama ben yani hırpalayarak seviyorum çocuğumu. Öyle keyif alıyorum ve bu da yani Barlas da bundan çok çok mutlu ve zevk alıyor. Ben ne zaman böyle hırpalayarak, ısırarak, böyle sıkarak sevsem hep gülüyor yani. O yüzden biz buna alıştık değil mi anneciğim?
En çok önem verdiğimiz şey de evde, siz belki şöyle düşünüyor olabilirsiniz ya, bebek hiçbir şey anlamıyor, görmüyor, işte şöyle öyle bir şey yok. Bebek anne karnına düştüğü andan itibaren her şeyi duyuyor, hissediyor ve anlıyor. Buna bazıları gülebilir, bazıları kendince bir şeyler söyleyebilir ama bu kesinlikle bilimsel açıdan böyle. Ve her zaman da şuna inanırım ben, söylemekten ziyade yapman gerekiyor. Sen ne kadar bir şeyleri uygularsan, bir şeyleri gösterirsen ona, o da o şekilde senin yaptıklarını yapmaya, seni rol model almaya başlıyor. O yüzden en çok dikkat ettiğimiz durum bu. Mesela şu an bile biz yemek yerken Barlas'ı yanımıza alırız. Onu oturturuz ana kucağına. Biz yemeğimizi yeriz. Bunu yapmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de sonuçta biz orada yemek yiyoruz. Çatalı tutuyoruz, kaşığı tutuyoruz, bardağı tutup suyu içiyoruz ya da içecek içiyoruz. Bunların hepsini görsel olarak görmesini istediğimiz için bunu yapıyoruz. Kesinlikle sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada egzersiz bebekte çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. 10 dakika, 15 dakika bebeğe yaptırmış olduğunuz egzersiz onun kemik gelişimi ve fiziksel olarak gelişimi için inanılmaz önem arz ediyor. Önce mamamızı yiyeceğiz, değil mi anneciğim? Değil mi oyuncu? Sütümüzü hemen açacağız. Bu arada biberonumuz neredeydi bari? Biz böyle anne sütlerini ben sağıp dolaba koyuyorum. Arada oradan çıkartıp böyle buzluktan çıkartıp buzdolabına, buzdolabından da böyle açmak için kabın içerisine koyuyorum. Bu çözülüyor. Sonra biz bunu biberonumuza koyup içiyoruz, değil mi Barli? Tabii biz aslında ben bunu bu şekilde gösteriyorum çünkü ben dışarı gittiğim zaman biz genelde böyle yapıyoruz Barlas için. Biberondan da annem onu içiriyor. Sıcak suyunuz hazır. Şimdi çayınızı demleyebilirsiniz. Aa, ne dediler Barli? Bu çözülsün hadi. Gel biz içeri geçelim. O birazcık çözülsün. Sonra biz onu gelip alalım. Bunu yeni öğrendik biz. Ne yapıyorsun? Ben hiçbir şey yapmıyorum ama kendi yapıyor. Ve bu arada 6. aya doğru giderken doktor hafif hafif böyle oturtturmamızı söyledi bize. Biz de onu böyle koltuk köşelerini alıp oturtturuyoruz. Anneciğim ben yorum vereceğim onun için. Merak etme. Ama benim buna kolum dayanmaz. Sen ne yapıyorsun? Buna kol mu dayanır be? 3 kilo değilsin ha, 10 kilosun. Pişt! Oh, pişt! Oh, pişt! 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 Bu göbüş ne acaba? Bu göbüş. Evet, ben sütümü hazırladım. Zaten emziren anne de olsanız, emzirmeye hani emzirmeseniz de, bebek istemese de sütünüzü her halükarda sağıyorsunuz zaten. Ben dışarı çıktığım zaman genelde Barlas'a sütümü sağıp hemen bırakıyorum. Bu poşetler de gerçekten çok güzel. Ben bunları Baby Me'den almıştım, yine Baby Me markası. Üzerine böyle saatini, tarihini yazıyorsunuz ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ben bu süt konusunda, hani sütün olmaması ayrı bir sıkıntı, bence olması da ayrı bir sıkıntı. İnanılmaz çektim çünkü mastit konusunda inanılmaz çektim. Hastanelere falan kaldırdım, öyle söyleyeyim size. O yüzden ilk etapta böyle dolabı bayağı bir sütle doldurmuştum. Hala onun meyvelerini yemeye devam ediyorum diyebilirim. Şu an çok şükür rahatladım ama bu büyük bir sıkıntı bence. Barli! Mom mom mom. Benim oğlum acıkmış. Evet, oraya gidiyoruz ama oraya gitmeyeceğiz şu an. Hadi bakalım. Aferin aşkıma. Aferin anneme. Sen kendini tutabiliyormuşsun biliyor musun? Anneanne öyle söylemişti, ben öyle hatırlıyorum. Tutabilir misin? Tut. Tut hadi biberonunu anneciğim. Çok merak ediyorum nasıl tutuyorsun. Anneanne söyledi ya. Ah tamam, ol aşkım. Bu elin ne işe yarıyor? Bununla da tut anneciğim. Bununla da tut aşkım. Ben şoktayım, vallahi şoktayım. Şaka mısın sen ya? Baksana nasıl tutuyor. Gözler gitti. Senin ağzını yüzüne ısırmak istiyorum ki annemi zor tutuyorum şu an oğlum. Dişlerimi sıkıyorum yemin ediyorum. Ayaklarını falan böyle sıkıp ısırmak istiyorum, o patates ayaklarını. Maşallah demeyi unutmayın ha.
Ya benim Barley'imle günlerim böyle geçiyor işte. Uyudu. Knockout. Çünkü biliyorum yani kesinlikle uykusu geldi. Acıktı ve uykusu geldi. Saati geldi çünkü. Dediğim gibi her şey düzenli bir şekilde böyle sistematik bir şekilde ilerlediğiniz zaman bebeğiniz gerçekten düzene oturuyor. Bunu da siz de göreceksiniz, siz de şahit olacaksınız. Hep deneme yanılma yöntemi. Hele ki ilk bebekse her şey deneme ve yanılma yöntemi. O yüzden ben niye yapamıyorum diye endişeye sakın düşmeyin ve moralinizi bozmayın. Biliyorsunuz moralinizi bozar, canınızı sıkarsanız sütünüz de kaçabilir, Allah korusun. O yüzden hiçbir şekilde canımızı sıkmıyoruz. Her bebeğin kavrama zamanı ayrıdır, farklıdır. O yüzden bekleyin, sabredin. Bizim atıyorum 5 günde algılıyorsa, 5 gün sonra bunu tekrarlıyorsa belki sizin bebeğiniz 10 gün sonra. Yani o yüzden hep deneyin, hep test edin. Bir şeyin üstüne gidin yani, sakın bırakmayın. Uyku düzeni olarak da ilk başta çok büyük sıkıntı yaşasak da şu an artık bir rutinimiz var, o rutini biliyor. Zaten 6 aydan sonra doktorlar hep bu olayın daha da rahatlaşacağını söylüyor. İnşallah biz de o zamanları görürüz. Ama şu anki durum, şu bunu tutuyor olması beni acayip şaşırttı. Çok güzel. Şu an gördüğünüz gibi Barley sütünü içti. İlk defa ben görüyorum, şahit oluyorum bu duruma. Ve biberonunu da attı, işim bitti dedi ve uyuyor şu an. Kıyamam ben, hadi gel yatağımıza yatalım aşkım. Piş 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 piş. Anneannem bizi ödü, bize bu battaniye. Burayı da hafif karanlık yapıyoruz ki uyanmasın diye. Ben Barlas'la sizinle birlikte böyle güzel bir gün geçirmek istedim. Neler yaptığımızı anlatmak istedim. Tabii ki daha böyle geniş videolar da çekebiliriz. Ama en azından nasıl ilerliyoruz, nasıl bir ritüelde devam ediyoruz onları anlatmak istedim. Yani şu an bebeğin yanındayım. Farkındaysanız sesli de konuşuyorum. Burada davul da çalsa, zurna da çalsa, televizyon bangır bangır da olsa Barlas asla bu seslere uyanmıyor. Çünkü neden? Ben onu sesli ortamda uyumaya alıştırdım ki ileride kendimde rahat edebileyim. O yüzden size hani en çok verebileceğim en güzel tavsiyelerden bir tanesi bu. Bebeğinizi asla aman sessiz uyanmasın diye böyle sessiz ortamlara falan alıştırmayın. Sesli ortamlarda da uyumayı bilsin ki gittiğiniz misafirliklerde olsun, tatilde olsun siz rahat edersiniz. Yani ben arkadaşımla sohbet ederken bile Barlas yanımda uyuyabiliyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Buna da dikkat ederseniz çok çok iyi olur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir gün geçirdik. Bize de anı olacak. Belki sizlere de güzel bir gün olacak. Bilemiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi videomuzu ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Hep de söylüyorum bunu. Nasıl videolar çekmemizi istediğinizde yazabilirsiniz. Biz o videoları yazdığınız o video önerilerini de değerlendiriyoruz. Haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.